Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden merhaba. Bugün 12 Ocak 2024, ben TRT muhabiri Tuna Şanlı. Gündemde öne çıkan başlıklar şunlar. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Yemen'de İran yanlısı Husi hedeflerini vurduklarını açıkladı. Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı Pentagon'da, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz ordusunun savaş gemilerinden fırlatılan Tomahawk füzeleri ve savaş uçaklarıyla Husilere misilleme saldırısı düzenlediğini açıkladı. Birleşik Devletler Savunma Bakanı Lloyd Austin, operasyona Avustralya, Kanada, Bahreyn ve Hollanda'nın destek verdiğini açıkladı. Birleşik Devletler ve İngiltere ortak operasyonunda 12 Tomahawk füzesi Yemen'de Husi hedeflerine fırlatıldı. Hedefler arasında lojistik merkezler, hava savunma sistemleri, silah depolama ve füze rampaları ve kıyılardaki radarlar yer alıyor. Hedeflerin vurulduğu açıklandı. İran destekli Husiler 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de konteyner ve askeri gemilere 20'den fazla füzeli saldırı düzenlemişti. Amerikalı üst düzey bir yetkili, Husilerin geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne ait jet yakıtı taşıyan bir gemiye hedef aldığını söyledi. Birleşik Devletler basını da Biden yönetiminden ismi açıklanmayan yetkililere dayandırarak Husilere yönelik operasyonun ciddi seviyede olduğunu, henüz Husilerin buna karşılık vermediğini duyurdu. Aynı yetkililer gerilimi tırmandırmaya niyetli olmadıklarını da belirterek Husilerin yeteneklerini zayıflatmayı amaçladıklarını söylediler. Bu operasyonun Kızıldeniz'de bir ay önce Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan Refah Muhafızı Prosperity Guardian operasyonundan farklı olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonunu kısa sürse de eller hala tetikte. Birleşik Devletler Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugünkü operasyon Husilere saldırılarına son vermemeleri halinde daha fazla bedel ödeyecekleri yönünde açık bir mesaj gönderiyor, dedi. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı SES 2024 Las Vegas'ta devam ediyor. Türkiye, SES 2024'de şirketleri ve girişimleriyle kalabalık bir kadroyla katılıyor. Türkiye'nin elektrikli otomobili TOGG, 3. kez Las Vegas'ta yer aldı ve beklenen yeni modelini tanıttı. Dikkatler TOGG ailesinin yeni üyesi T10F'nin üzerindeydi. TOGG'un Fastback modeli T10F, önceki modeller gibi özellikle yapay zekanın etkili şekilde kullanıldığı teknolojiler barındırıyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, TRT'ye yaptığı açıklamada, T10F'yi 2025 Mart'ında piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledi. TOGG olarak batarya üretiminde de büyük ilerleme gösterdiklerini belirten Karakaş, akıllı şarj istasyonlarıyla birlikte düşünüldüğünde yenilenebilir enerjinin de etkili kullanıldığını kaydetti. TOGG standına ilgi büyüktü. Uluslararası basın mensupları TRT'ye yaptığı açıklamalarda T10F hakkında övgülerini dile getirdiler. SES 2024'te Türkiye standı da büyük ilgi görüyor. Küresel girişimcilik etkinliklerine katılım çağrısı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen SES fuarına katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesine çıktı. 150'nin üzerinde ülkeden teknoloji şirketlerinin katıldığı fuarda Türk startuplar tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı ürünlerini tanıtıyor. Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı SES 2024'de Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının işbirliğiyle kurulan SES 2024 Türkiye standı faaliyetlerine devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye'deki kalkınma ajansları genç girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Birleşik Devletler eski başkanı Donald Trump'ın yargı süreci devam ediyor. 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili yargılama sürecinin devam edip etmeyeceği konusundaki temyiz davasında karar çıkmadı. Başkan Washington'da 2023 yılının Ağustos ayında başlayan ve 2020 seçim sonuçlarını etkileme ve Kongre baskınını konu alan davayı Trump ve avukatları temyize götürmüştü. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 75 dakika duruşmada kalırken avukatları o dönem başkan olduğu için Trump'ın dokunulmazlık hakkı olduğunu savunuyor. Çıkışta konuşan Donald Trump, "Soruşturma sürerse Amerika Birleşik Devletleri'nde kargaşa çıkar," demişti. Bu açıklama tartışma yarattı ve tepki çekti. Davanın Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'nde sonuçlanması bekleniyor. Birleşik Devletler gündemini dinlediniz. Tuna Şanlı, TRT Washington.